Sevgili dostlar merhaba. Bütün Avrupa kaynıyor. Bunun da temel nedeni biliyorsunuz Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'nda Rusya bir yanda, Avrupa daha doğrusu Batı bir yanda. Amerika ile Avrupa Birliği bir yandan ipi çekiyor, diğer taraftan Rusya çekiyor. Savaş, sıcak çatışma Ukrayna'da. Ancak bütün devletler pozisyon belirlemiş durumdalar. Ya ondan olacaksın ya bundan olacaksın. Baltık bölgesi, İskandinav bölgesi tamamen NATO'ya, Batı'ya geçmiş durumda. Şu anda çekişme ağırlıklı olarak Karadeniz'in doğu ve batı yakasında gerçekleşiyor. Moldova iki arada bir derede. Bir yandan Rusya ve Rusya yanlısı azınlıklar ve siyasi gruplar çekiştiriyor. Diğer tarafta Batı yanlısı hükümet ve cumhurbaşkanı var. Moldova dışında belirsizliğin olduğu en önemli yer ise Kafkasya bölgesi. Karadeniz'in doğu kıyılarında başta Gürcistan olmak üzere bütün Kafkasya bir anlamda diken üzerinde. Azerbaycan Türkiye ile kurmuş olduğu güçlü bağlar, bir de Aliyev ailesi faktörü nedeniyle istikrarını korumayı başarıyor. Fakat hem Ermenistan'da hem Gürcistan'da belirsizlik inanılmaz düzeylerde. Ermenistan'da 2018 yılında bir renkli devrim gerçekleşti. Paşinyan iktidara geldi. Paşinyan Amerika yanlısı, Avrupa yanlısı. Yani Batı yanlısı. Batı tipi bir demokrasi istiyor. Batı tipi bir devlet yapısı talep ediyor. Paşinyan ilk başta Rusya'ya bayrak açmamıştı. Ancak iki tarafta birbirinden haz etmediler. Ermenistan'ın Karabağ yenilgileri Rusya ile ilişkilerin kopması için kuvvetli bir vesile, gerekçe oluşturdu. Şu anda Ermenistan Batı'ya demir atmaya çalışıyor. Rusya ile bağlarını koparmaya çalışıyor. Bu bağlamda yasalarını da değiştiriyor, politikalarını da değiştiriyor. Rusya'nın ve Rusya'nın Ermenistan içindeki uzantılarının buna tepkisinin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Paşinyan halk desteğine sahip ancak diğer taraftan muhalifleri de pusuya yatmış durumda ve ülkede Rusya'nın bir askeri üssü de bulunuyor. Çok sayıda Rus askeri var. Ermenistan'da belirsizlik hala devam ediyor. Ermenistan kolayca Batı'ya bağlanacak mı? NATO'ya girebilecek mi? Avrupa Birliği'ne aday olabilecek mi? Ve tam üye olabilecek mi tabii ki? Bu soruların hepsi cevapsız askıda duruyor. Ermenistan her an patladı patlayacak. Bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da buraya dikkat etmesinde fayda var. Ukrayna'daki ateş Ermenistan yoluyla Kafkasya'ya düşebilir. Aman dikkat diyelim. Diğer taraftan Gürcistan, öbür komşumuz olan devlet, Gürcistan'da halk haftalardır sokaklarda ayakta. Hükümetle muhalifler arasında ciddi bir çekişme var. Biliyorsunuz Gürcistan 2008 yılında Rus işgaline uğradı. Gürcistan'ın belli bölgeleri, Abasya, Osetya gibi yerler Rusya'nın desteğiyle, Rus askeri gücünün desteğiyle Tiflis'in yönetiminden fiilen çıkmış durumda. Gürcistan'a sorarsanız Gürcistan bu toprakları da kapsıyor. Ama fiilen buralar artık Gürcistan'ın denetiminde değil. Öte yandan 2008'deki askeri yenilgiden çok ciddi ve karamsar dersler alan şu anki Gürcistan yönetimi bir yandan Avrupa Birliği'ne adaylık başvurusunda bulundu ve bu adaylık başvurusu kabul edildi. Yani şu anda Gürcistan aday bir devlet ve NATO'yla da adaylık görüşmeleri devam ediyor. En azından öyle diyelim, resmi olarak vaziyet böyle. Buna rağmen Gürcistan devleti, hükümeti Batı'ya tam güvenmiyor. Belki Ukrayna örneği bu konuda kendilerine bir ders oluşturdu. Belki de 2008 savaşında yalnız bırakıldıkları düşüncesi bu konuda onlara bir ders oluşturdu. Gürcistan şu anda Rusya ile Batı arasında böyle bir arada bir yerde durmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin üyesi olmak istiyor ama öte yandan Rusya'ya karşı da açıktan bir düşmanlık sergilemiyor. Daha önemlisi Gürcistan Ermenistan'daki gibi veya Ukrayna'daki gibi bir renkli devrimle hükümet değişikliğine, rejim değişikliğine gidilmesin diye de bazı önlemler alıyor. Sert önlemler alıyor. Son dönemdeki sokak gösterilerinin, protestoların nedeni de bu. Gürcistan bir yasa tasarısı yasalaştırmaya çalışıyor. Yasanın adı yabancı ajan yasası. Yani halk dilindeki karşılığı bu veya dış nüfuz yasası.
Gürcistan hükümeti başka devletlerin, tabii ki Amerika ve Avrupa'daki devletler kastediliyor dış devletler derken, Rusya da belki kastediliyordur ama bizim anladığımız daha ziyade batılı ülkelerin Gürcistan'a müdahalesinden çekiniliyor. Ve bu yasayla Gürcistan içerisinde başka bir devletin Gürcistan'da gücünü, iktidarını kurmak için yapılan faaliyetler cezalandırılmaya çalışılıyor. Yani tasarı bu konuda çok sert önlemler getiriyor. Tasarı bir güvenlik tasarısı gibi dursa da aslına bakarsanız fiiliyatta, uygulamada bu tasarıyla muhalefetin ezilmek istediği aşikar. En azından muhalif gruplar böyle söylüyorlar. Hükümet gösterileri bu yasayı kullanarak engelleyebilir. Dernekleşmeyi engelleyebilir. Gürcistan'daki derneklerin dışarıdan destek ve yardım almasını engelleyebilir. Bunun gibi detaylar var. Muhalefet yasaya çok sert şekilde karşı çıkıyor. Meclisin önünde büyük gösteriler yapıldı. Aynı zamanda Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Batum'da da gösteriler vardı. Tiflis dışında Batum'da da gösteriler vardı. Polis bu gösterilerde sert davrandı. Tazikli su kullandı. Göz yaşartıcı gaz kullanıldı. İlaveten de cop kullanıldı. Copla bazı göstericiler yaralandı. Kan aktı. 6 polisin bu olaylarda yaralandığı belirtiliyor. Dünkü olaylarda 11 sivilin de polis tarafından yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı söyleniyor. Tüm bu gürültü ve gösteriler arasında tasarı oylandı mecliste ve 83'e karşı 23 oyla kabul edildi. Ancak yasalaşması için bir son oylama daha gerekiyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı'na gitmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı bu yasayı veto edeceğini daha önceden açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yasayı veto edebilmesi için mecliste belli bir oy aralığı içerisinden geçmesi gerekir. Eğer o oy aralığından daha fazla oyla tasarı geçer ve Cumhurbaşkanı'nın önüne gelir ise Cumhurbaşkanı'nın bunu veto etme yetkisi bulunmuyor. Mecburen imzalayıp yasa haline getirmesi gerekiyor. İşte bu noktada görebildiğimiz kadarıyla batılı devletler devreye girdiler. Avrupa Birliği'nden sert açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dedi ki Gürcistan bir yol ayrımında ve Avrupa yolunda, Avrupa rotasında kalması gerekir. Şunu söylemek istiyor von der Leyen, Gürcistan raydan çıkmak üzere. Sallanıyor. Böyle rayın üzerinde, yolun üzerine sallanıyor. Gürcistan'ın rotada kalması gerekir. Rotanın dışına çıkmaması gerekir. Von der Leyen dedi ki Gürcistan halkı demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlılığını gösterdi. Gürcistan hükümetinin bu mesajı doğru okuması gerekir ve Avrupa Birliği yolunda devam etmesi gerekir dedi Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen. Ama asıl sert açıklama nereden geldi? Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının başlığı Gürcistan'ın batı rotası risk altında. Şimdi doğrusu Dışişleri Bakanlıkları böylesine duygu yüklü başlıklar pek atmazlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını okuduğum zaman, şöyle bir baktığım zaman oldukça sert bir açıklama olduğunu söylemek mümkün. Açıklamada deniyor ki Gürcistan parlamentosunda kabul edilen ve Kremlin'den ilham alan dış nüfuz yasasını ve hükümet yetkililerinin bu yasayı savunmak için benimsedikleri anlatıyı kınıyoruz. Yani hükümetin bu yasayı izah ederken kullandığı kelimeleri, anlatım şeklini kınıyoruz. İktidar partisinin üyeleri yasanın amacının eleştirel sesleri susturmak ve herhangi bir demokratik ülkede hükümet üzerinde kritik bir kontrol görevi olan Gürcistan'ın canlı sivil toplumunu yok etmek olduğunu açıkça gösteriyorlar, diyor Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Burada Gürcistan hükümetine çok sert bir eleştiri, aynı zamanda da çok sert bir uyarı var. Amerika diyor ki ben sana 32 yıldır yardımda bulunuyorum. Ancak bizim sana yaptığımız bu 32 yıllık yardımın karşılıksız ve hiçbir şarta dayanmadığını düşünme. Bunun şartları elbette var. Bu da nedir? Demokratikleşmedir ve Batı ittifakıyla işbirliğini ve entegrasyonu devam ettirmektir. Amerika'nın bu açıklamasını bir tür ultimatum olarak görmek mümkün. Gürcistan'a şu söyleniyor. Ya bizimlesin ya değilsin.
Bizimle misin? Buna bir karar ver. Evet, hem Avrupa Birliği hem de Amerika Gürcistan'ın rotadan çıkmak üzere olduğunu söylüyor ve hükümeti uyarıyor. Bu konuda da elinden geleni yapacakları konusunda da her türlü işareti veriyorlar. Özetleyecek olur isek Gürcistan'da Rusya anlayışı ile Batı anlayışı çarpışıyor. Gürcistan hükümeti bir ayağı Rusya anlayışında, bir ayağı Batı anlayışında devam etmekte zorlanacak. Bu zorlanmayı çok net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki günlerde Gürcistan hükümetinin tavrını göreceğiz. Gürcistan eğer Amerika'nın, Avrupa'nın destini görür ise bu durumda yasayı milletvekillerinin ezici çoğunluğuyla meclisten geçirir ve Cumhurbaşkanı'nın yasayı veto etmesine de mani olmuş olur. Böylece Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni çok kızdıran bir yasa tasarısı yasalaşmış olur. Gürcistan ile Batı ilişkileri çok büyük bir stresin altına girer. Zaten Batı dünyası son dönemdir Gürcistan'a fazla da güvenmiyor. İşin açıkçası fazla da güvenmiyor. Bundan sonra Rusya'nın hamlesi ne olacak? Bunu da bilemiyoruz. Bu da herkesin merak ettiği husus. Toparlayacak olur isek Avrupa'da Ukrayna Savaşı bütün bir kıtayı iki kampa bölmüş durumda. Bu bölünme büyük oranda tamamlandı. Ancak Moldova gibi, Gürcistan gibi, Ermenistan gibi devletler iki arada bir derede kaldılar. Gönülleri bir yanda fakat güçleri onu gerçekleştirmeye yetmiyor. Bu çarpışmanın en sert olması beklenen yerlerden bir tanesi de Kafkasya. Gürcistan, Ermenistan ve bunların ikisi de bizim komşumuz. Ümit ederim Ukrayna'daki gerilim bir sıcak çatışma şeklinde Kafkasya'ya sıçramaz. Çünkü Kafkasya'ya sıçrarsa eninde sonunda bizi de olumsuz etkileyecektir. Umarız böyle olmaz diyerek programımızı kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.